Evet beyler, bu videoda sizlerle Fransızların hafif tankı olan AMX-40 ana muharebe tankı ile oynayacağız. Nerede bulunuyor? Fransız ağacında. Şurada Fransız ağacında AMX-40'ı rank 6'da 3. dalın sonunda bulabilirsiniz. 9.7 bir yerde bulunuyor. Şöyle bir özelliği var. 120 mm'lik bir topu var. Bu güzel. Bu yüzden 9.7 zaten. Ve 20 mm'lik makineli topu var. Bu da gerçekten iş yapıyor. Özellikle BMP gibi hafif zırhlı muharebe araçlarına karşı iş yapıyor. Smoke'ları var ki şöyle customization'da tabii ki modification'dan göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Modification'dan Dozer Blade'i de var. Dozer Blade etkilenince biraz işe yarıyor. Gece görüşü de var elbette. Duman sistemi de var ki gösteriyor. Smoke da yapabiliyorsunuz. Smoke'ları var. Şöyle OFL 120G1 kullanıyor. Zırh delişi çok iyi değil ki görüyorsunuz 1000 metrede 382 mm. Fakat iş yapıyor. Ben bunu açık ve net söylerim. Şöyle bir modification'dan Leclerc'in 11.7'deki tankın en iyi OFL 120 F1 diyor burada. Evet, buradaki farklı şuna bir tekrar bir bakalım modification'dan. Evet, bu G1 versiyonu beyler. Yanlış olmasın. Leclerc kadar iyi değil elbette. Custom kamuflajlarına bakalım. Öncelikle şöyle standart bu şekilde gidiyor. Bunu seçeceğiz. Başka yok zaten. Diğerleri kilitli. Tricolor var. Çöl kamuflajı iş yapıyor. Güzel. Kış kamuflajı var. Forat kamuflajı var. Forat'ı ben tabii ki şöyle çevirdim normalde. Bu şekilde gözüküyor. Rotation yaptığım için. Siz de bu şekilde gözükecektir eğer satın alırsanız. Tabii ki NATO kamuflajı var. 3 renk kar kamuflajımız da var. Ve market kamuflajı da şöyle göstereyim. Yüklensin gri renkli bir market kamuflajı da var. Bir standartta oynayacağız. War Thunder Live'da buldum. Şöyle güzel, historik bir, tarihsel bir kamuflajı kullanacağız. Evet, çok uzatmayalım. Savaşa başlayalım. Amerikan serverında oynayacağız. CLS tam açılımını bilmiyorum fakat Amerikanlarla oynayacağımızı belirtirim. Tankın özelliği şu: hızlı ve çevik bir tank. Tareti biraz geç dönüyor. Dezavantajı bu. Bence en büyük dezavantajı aşırı zoomlu bir göstergesinin olması, optiğinin olması diyeyim. Şimdi birazdan göreceksiniz baktığımız zaman aşırı zoomlu. Bu arada 20 tane alın. 21 tane alırsanız şöyle göstereyim. Ön tarafa da mühimmat yüklemeye başlıyor. Şöyle O harfine bastığımda şöyle bir bakayım. Evet, ön tarafta bir tane görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir tane var. O yüzden bunu harcayalım. Evet, smoke shell'i var mı? Ona da bakmak lazım. Sanırsam smoke shell'i yoktu. Evet, Ariette en düşük tanklardan biri. Evet, çok fazla kişi yok. Termal görüşü var. Güzel termal görüşü. Onu belirteyim. Evet, bu tarafa gideceğiz. Bir yere pusalım beyler. Hafif bir tankı zaten. Evet, artılarımız da var. Evet, başımı uzatıp hemen öleceğim gibi his var içimde. Şöyle bir bakalım. Evet, bakın çok zoom yapıyor beyler. Opti o yüzden çok da beklediğim gibi değil açıkçası. Evet, şuraya kusmayı planlıyorum. Bizim tanklarda bile gördüm. Bir tane minik bir tank geliyor. Yani sanırsam şu tarafa gidecek. Orada biri mefta olduğu gibi. Şuralara bakalım. Evet, kimseyi görmüyorum.
Bize de bir kill çıkar mı buradan? Evet, sanırsam patlattılar onu. Evet, bunu da kill assist'le aldık. Evet, bizim takım iyi gidiyor. Evet, bakın beyler, 20 milimetreliğimiz var. Ölmeseydi gösterecektim size. Evet, nereden vurdu çok merak ediyorum. Arkamızdan gelmiş. T-72. Yedek tankım yok. Bir oyun dağıtacağım o yüzden. Normalde beyler en az 3 tane tank alıyorsunuz. Böyle oynamıyorsunuz tabii ki. Fakat şunu da söyleyeyim. 9.7 bir yerde çok kısıtlı. Yani görüyorsunuz. Yani şu taraf 8.7, alabileceğiniz en mantıklı AMX-32'ler. Bunlar da ne kadar iş yapar ben de bilmiyorum. Bir Enus'u da alabilirsiniz fakat çok etkili olmaz. Yani AMX-32 alacaksınız, 120 mm'lik bu da. Destekleyici olarak yanına da 105 koyacaksınız. 3 tane tankla Leclerc'lere doğru gidebilirsiniz. Leclerc'lere görüyorsunuz, bu ilk tankı açmıştım, bayağı bir hevesle açmıştım. Şimdi de şöyle bir Azur versiyonu var. Amaç zaten bu Azur'a ulaşmak, bu Azur tankını açmak. Tabii ki şu S21 modeli de çok güzel bir tank. Leclerc'ün son versiyonu hatta, onu diyebilirim. Azur daha çok meskun mahalleler için kullanılıyor. Evet, çok uzatmayalım. Son oyunumuzu oynayalım. Hemen bulacak Amerikan server'ında. Çok fazla bekletmeyecek. Hem hafta sonu olma sebebiyle hem de Amerikanlar genelde bu saatlerde oynuyorlar. Evet, ne yapacağız beyler? Hiçbir fikrim yok. Şurada bir doğalım. 20 tane yeterli demiştim. Ve bu şekilde custom kamuflajımızla oynayalım. Güneşte güzel bir haritada oynayacağız yine. Evet, C'ye saldırmayı, ele geçirmeyi hiçbir şekilde tavsiye etmem. Evet, takımla gidelim bu sefer. Şöyle bir bakayım. Evet, gidebileceğimiz bir takım oyuncusu var mı? Ona bakayım. Premium tank. Şu da çok güzel. Leopard 2. Evet, termalimizi açalım en başta. N harfine basıp. Evet, yanılmıyorsam size zırhını göstermedim. Oyun çıkışında size zırhını da göstereyim tankın. Zırhı yok diyebilirim. Şöyle göstereyim. Kompozit zırhı daha yok. Evet, 20 milimetrelik bunlar beyler. Sol tarafta atan özellikle ağaç devirebiliyorsunuz bunlar. İyi tırmandı, iyi zıpladı daha doğrusu. Ops, pardon. Evet, vurduk ama etkili olmadı. Evet, zırhımızı vurdu. Ve muhtemelen beni alacak. Çok uzatmayacağım artık oyunu.
Ve bu şekilde ölüyoruz böyle. Çok kötü bir video oldu. Aslında bu tankı güzel diye tanıtacaktım. Aslında amacım güzel diye tanıtmak değildi. Sadece size göstermekti ki büyük bir alandayız, açık bir alandayız. 20 taneden fazla tabii ki mühimmat almamız gerekiyordu. O da var. Evet, şimdi hangara dönüyorum. Solanarak size zırhından biraz bahsedeyim bu tankın. Şöyle göstereyim. Öncelikle X-Ray'de kompozit zırhı varmış bu arada. Özür dilerim. 140 mm'lik bir kompozit zırhı var. Ön tarafa, evet, 20'den fazla alırsanız ön tarafa doldurmaya başlıyor. Görüyorsunuz kırmızı göstermiş. Ve bu zırhı da şöyle 25 mm 38. Gerçekten hafif bir tank. 43,7 tonda bulunuyor bu tank. Çok hafif bir tank olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafa bakın, şu modifikasyonu aldığımız zaman o zırh çıkıyor. Dozer blade'i aldığımız zaman çıkıyor. Şu kısma bir tane dozer blade geliyor. Aslında burada yok. Burada ayrımını çok iyi gösterememişler. O dozer blade'in ayrımını diyebilirim. Ön tarafı, yani şurası ön taretten daha sağlam diyebilirim. Ama tabii ki şöyle de bir kompozit zırh var yanlarda. Bunlar da ne kadar iş yapar? Siz düşünün. Geri kalan tüm mühimmatları 20 taneye kadar, minimum maksimum 20 taneye kadar diyeyim, arka tarafa alıyor. Hızlı ve çevik bir tank. Yani base ele geçirmek için aslında bu tank. Base ele geçirmek için kullanıyor. İki oyunda da herhangi bir base ele geçirme haritası gelmedi. Fakat yakındaki base'leri ele geçirmek için en ideal tanklardan biri. Ana muharebe tanklarından biri. Hızı iyi çünkü bu tankın. 9,7 bir yerde hızlı tank olup hemen base ele geçirip hızlı bir şekilde diğer tankları kasabiliyorsunuz bu tank sayesinde, ki ben de talisman basmışım hızı sayesinde, bunu da belirttim. Herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Elbette Discord adresimizde videonun açıklama kısmında ve kanalımın ana sayfasında mevcut. Bunu da belirteyim. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.